Maalesef o çektiğim oda turu videosuna bir şeyler olmuş, bulamıyorum. Ama standart 3 yıldızlı bir oteldi. Gecelik 18 euro civarındaydı. Gayet işimizi gördü. Bir de günün çoğunu dışarıda geçirmek istediğimiz için öyle bir yer işimizi görür demiştik. Phuket'in eski şehrin merkezinde olan bir yer. Hani sahillere biraz uzak. Ama çok da önemli değildi bizim için. Ondan sonra da ayağımızın tozuyla hiç dinlenmeden ben bir saçımı kestireyim demiştim. Otelimizde böyle koydum. Şimdi asansör geldi. Ben de saçımı kestirmek istiyorum. Bakalım Phuket'te gideceğim. Ne kadarmış fiyat bilgisine vereceğim. Ben Almanya'da saçımı kestirmeyi hiç sevmiyorum. Bir çok pahalı bir de bayağı kötü kesiyorlar eğer güzel bir Türk berber yoksa. Zaten birazcık koşturmacada olduğu için ben burada gelip saçımı kestiririm demiştim. Hadi bakalım Phuket'te saç kestirme. Aha şöyle bir yer buldum. Fiyatlar ne kadar acaba? Bayağı komik oldu saç. Ama şimdi duş alınca belki biraz toparlar. Saçımı kestirdikten sonra da odamıza döndüm. Bir duş aldım. Ondan sonra da bir şeyler yemek için bir dışarı atalım kendimiz dedik. Bak kafa, mafa, göz hepsi var. Ayıklamak için uğraşılmayacak kadar küçük olanları böyle birlikte şey yapıp kabuklarıyla birlikte, mesela şu kabuk, soslayıp kızartmışlar direkt. Şimdi bir tuk-tuk kiraladık, ufak bir ada turu yapalım diyoruz. Biraz pahalı, 600 falan, yaklaşık 15 euro. Ama işte maymunlar falan filan bir şeyler göreceğiz. Bir de güzel manzaralar, yokuşları, büyük buda heykelini göreceğiz. Güzel olur dedik. Bir de hani tuk-tuk böyle hafif manyak bir ortam. Neden olmasın? İster misin? Dur. Allah. Bu arada evinizde Buda dekorasyonu varsa aklınızda bulunsun. Buralarda da o Budizm'deki anlatılar resmedilmiş. O zaten değişik böyle bir prens galiba. Çok korunaklı, sonra dış dünyayı anlıyor, kötülüğü anlıyor, aydınlanmaya giriyor. Değişik bir hikayesi var. Burada da işte o bir deri bir kevi kalma, sonra bunun da aslında mantıklı bir yol olmadığını anlama hikayesi. Böyle farklı farklı hikayeleri var. Ah, c'est trop cool, c'est magnifique.
The veal is really good. Yeah. Oh, come on. Bana Daily Mail demeyin. Tatildeyim. Otele döndüğümüzde de saat çok geç olmamıştı ama bir hayli yorgunluk vardı. Zaten 20 saatlik aktarmalı uçak falan. Bir sonraki gün erken kalkacağımız için de dinlenmeye karar verdik. Bir sonraki günde temel dalgıçlık eğitimimiz vardı. 300-350 euro civarında PADI sertifikası. 18 metreye kadar geçerli bir sertifika. İlk gün havuzda eğitimini alıyorsunuz. Ondan sonra da dalmaya başlıyorsunuz. Tabii ki ıslak ıslak dalgıçlık ekipmanlarıyla çok fazla video çekemedim. Ama çektiğim kadarını ayrıca fotoğraflarını da koyarım sizlere. From here to Rajanoy is gonna take 1 hour, 50 minutes or 2 hours. If we're lucky, we're gonna. Şimdi şöyle bir tatlı yiyoruz. Kokonat artı jelibon gibi bir şey. O bubble tea'nin yapıldığı. Fifidon. Yeah, the famous Fifi is the after dinner. Okay, Fifi Lei, Fifidon. Yes. Okay. About 1 kilo. 2,000 baht. Yeah, 2,000. Yeah, okay. Sallama. Oldu. Çıkmaya çalışıyor. Bekle.
Mağaraya bak. Tam hazine saklanacak yer. Burası da o James Bond adası. Şu taş parçası. Böyle bir film varmış 1974'te çekilen. O bayağı turistik. Yani gelmek istiyorsanız gelin ama çok güzel başka adalar da var. Daha küçük olan. Futbol sahaları bile var. Bir de bu adaya göçenler Endonezya'dan gelmiş. Bu da onların camisi. Bayağı suyun üstündeyiz. Evler böyle. Oo, adada yok yok. Miyav. Yam yam. Yam yam yam. Yam yam yam. Yam 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 yam. Aha, adamların okulu. Çok ilginç. Şimdi döndük, suların hepsi çekilmiş. Sabah buradan binmiştik. Şimdi şu ileriden zar zor indik. O ayın hareketine göre inanılmaz sular hareket ediyor, çekiliyor, geliyor. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Böyle bakarken de düşündürüyor insanı. Hani burada böyle bir yaşam sürmek varken Almanya'da Münih'te ne işim var diye. Hani buradan da çalışabilirim. Hem uzak mesafe, remote şekilde. Hem IT'de dijital dönüşüm, yazılımcı olarak ne yapıyorum diye. Çünkü benim her kafadan farklı arkadaş çevremde olduğu için bir arkadaşım var mesela, Fransız bir arkadaşım. Master'ını yaparken benim yaşamak istediğim hayat bu değil. Ben ekonomi üzerine çalışmak istemiyorum diyordu. Ekonomi master yapıyordu. Ve sualtı fotoğrafçılığına deli gibi merakı vardı. O yüzden de Tayland'a gelip burada, yani böyle bir yerde eğitim vermeye başladı. Dalgıçlık eğitimi. Hem de o sertifikasyonunu yapıyordu. Bayağı sertifikasyon gerektiren bir şey. Profesyonel bir şekilde yapmak istiyorsanız. Ama yani 9-5 çalışmak yerine ne bileyim böyle bir yerde dalgıçlık, hani çok para kazanmazsınız. Beklentinizi ona göre ayarlamanız lazım. Ama hani mesela burada yaşıyorsanız ve böyle bir hayat istiyorsanız paraya ne gerek var? Zaten tatile gitmek istediğiniz yerdesiniz. Hani nasıl bir tatile gitmek istiyorsanız, bazıları kış sporlarını sever, bazıları yaz sporlarını sever. Ama burada gün içerisinde dalgıçlık yapıp, sörf eğitmenliği yapıp, akşama da böyle barlar, nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız öyle bir hayat yaşayabileceğiniz bir yer. Şahsen beni böyle bir hayat bir süre sonra sıkar. Hani ne bileyim 20'li yaşlarda 30'ların başlarında yapılabilir bir süre ama 40'tan sonra hani başka bir şeyler isteyebilirim ben. Ama bazı insanları da hiç sıkmayabilir. Hani çok farklı alternatif hayatlar var. O yüzden gezmek, öğrenmek, ne bileyim böyle YouTube videoları izlemek yararlı olabilir. Hani tek kaçış yolu Almanya, Avrupa gibi de değil. Tayland'da mesela surf antrenörü olmak, dalgıç olmak. Hani çok daha alternatif rotalar var hayatınızda. Sizin sorumluluğunuzda, sizin belirlemeniz gereken. Önemli olan bunların böyle fırsatların farkında olmak. Ondan sonra nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız artık rüzgar kişileri, insanları nereye götürürse de oraya gitmek, memnun değilsen de rotayı değiştirmek, yelkenleri ona göre açmak.
Ama kendi yağımda kavrulayım diyorsan, dalgıçlığı çok seviyorsan, hani burada dalgıç öğretmeni de olabilirsin. Ne uğraşıyorsun? Master'la. Eğer öyle bir hayat sana yetecekse. Ya da Türkiye'de git Fethiye'ye, öyle bir hayat sür. Yani seçenekler. Tek bir yol, doğru yol diye bir şey yok. Hayat. Gidiyor işte. Neden böyle boş boş konuşuyorum? Bence en büyük sorun çaresizlik. Yani dünyanın her yerinde bir çare var. O çareyi bulmak önemli olan. Böyle bir boş konuşma yapayım dedim. Bir de böyle konuştuğuma bakmayın. Yani benim de bir şey bildiğim yok. Ama kimsenin bir şey bildiğini sanmıyorum. Hepimiz böyle bir hayatta geldik. Bir şeyler yaşıyoruz. Ne yaşadım ben derken gideceğiz. Hani kasmaya gerek yok bence. Zaten hani ben nereye geldim, ne yapıyorum, amacım ne falan filan, amaç var mı yok mu ayrı bir soru tabii. Derken küt gidip ölüp gidiyoruz yani. O yüzden çok kafayı yormaya gerek yok bence.